Ama bunun yanında serbest konuşmalar dediğimizde ya hangi kıyıya yanaştırayım gemiyi? Vallahi bilmiyorum ki. Oraya çek, buraya çek, ortada kaldım. Bu söz nereye varacak? Öyleyse arkadaşlar, her daim hazır olmamız lazım. Mesela şöyle bir hazırlık yapın. Bugün ilk dersimiz sizin de. Allah nasip eder ise haftaya çarşamba, pazartesi, salı, Cumhuriyet Bayramı sebebiyle tatil burası arkadaşlar. Çarşamba ikinci dersimizi yapacağız. Yani sizinle ne zaman ders yaptık, sonra ne zaman kavuşacağız Allah'ın izniyle? Diyeceksiniz ki, şimdi bu adam yine soru soracak. Ne yaptın görüşmeyle? Nereye gittin? Haftaya çarşamba nasip olursa burada görüşeceğiz. Yusuf Hoca'ya ne anlatacağım diyerek gözlemleyeceksiniz, kaydedeceksiniz. Şunu yedim, bunu giydim, bu ders oldu, falanca ile karşılaştım, babam telefon açtı, akrabalar ziyaretime, ne varsa gideceğiniz yerde karşılaşacağınız muhtemel sorulara hazır olmanız lazım diyerek bir tembihatta bulunuyor. Hayat bu kadar zor mu ya? Hazırlıklı olanlar başarılı oluyor arkadaşlar. Başka? Merhaba. Ne mutlu bize. Merhaba efendim. Ben Hacer Yılmaz. Medikal Üniversitesi Diş Hekimliği 2. sınıf öğrencisiyim. İstanbul'da Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'nda kalıyorum. Ailem Bursa'da ikamet ediyor. Bir abim var. Benim bu diksiyon hitabet kursuna katılma amacım da yani diksiyonu geliştirmek, yani daha niye? Daha güzel, daha etkili konuşmak. İnsanlarla iletişimin de bu şekilde daha iyi olacağını düşünüyorum. Ne gerek var? Bir de benim şöyle bir sorunum oldu. Son iki yılda ben İngilizce bir bölüm tercih ettim. Yani %100 İngilizce ders görüyorum. Son iki yılda her zaman yani İngilizce ile meşgul oldum. Daha sonra Türkçe konuşurken çok zorlandığımı hissediyorum. Şu anda da o şekilde. Bu yıl daha çok Türkçe okumalar yaparak hani hem Türkçe hem İngilizce yani konuşma olarak kendimi geliştirmek istiyorum. İnşallah. Ben şu iddiadayım arkadaşlar. Dilinizi, Türkçeyi doğru ve etkili bir şekilde konuşursanız, hangi dilin tahsilini yaptıysanız o dili de o kadar güzel bir şekilde konuşursunuz, inanıyorum. Böyle bir şey var. Birazcık Arapça biliyorum. Araplarla konuştuğum zaman böyle ağzı açık beni dinliyor. Ben birazcık İngilizce biliyorum. Rahatlıkla iletişim kuruyorum. Konuştuğumda insanlar rahatlıkla beni... Çünkü Türkçeyi ben doğru ve etkili konuşuyorum. Böyle bir iddiam var benim. Yani İngilizce de isterseniz akademik dili olsun, isterseniz sokak dili olsun, güzel bir şekilde konuşuyorsunuz. İşin temelinde Türkçe var Sayın Başkanım. Ya bu arada bir kelimenizi, dün de mevzu oldu, burada cımbızlamış olarak söyleyeyim, Bursa'da ailem, Bursa'da ikamet ediyor. Arkadaşlar Arapça bir kelimedir. Gaim olmak, gaf harfi vardır orada. Oradan gelmektedir ve söylerken kalın söyleyeceğiz. İkamet. Bizde gaf harfi yok, k'yi kalın söylüyoruz. İkamet. Ailem Bursa'da ikamet ediyor. Muhtara gider, ikametgah senedi alırsınız. İkametgah, ince ağa, şapkalı ağa şeklinde kullanımı yoktur. Bunu da sayenizde arkadaşlarıma efendim kazandırmış oldunuz. Çok teşekkür ediyorum.